8-2'den devam. Hadi bakalım. Kadroda bir değişiklik yok. Sadece şöyle yaptım. Mbappe'yi sizin de yorumlarınız sonunda forvet oynatmaya karar verdim. O yüzden Mbappe'yi fullemek için de bu taktiğe geçtim. Rodrigo eksik Kimya oynayacak. Onun dışında herkes 10 Kimya. Van Dijk'la başladık. Van Dijk'la bitireceğim. Olmadı zaten satacağız. Yani yerine Marquinhos alabiliyoruz. Fiyatları da biraz arttı. Ben kaça almıştım? Ben 160'a almıştım. Şimdi galiba... Lan dur. Hızlı satıyorduk az kalsın. Şimdi aynen yani 100'ün altı 200'ün altına görmedim ama illa vardır. Aynen baksana 209 teklif var. Ultimate Tops paketlerden çıkınca direkt fiyatları arttı. Aynen devam. 8-2. Hadi bakalım. İlk rakibimizi bulduk. Insigne Delefoe, Felipe Anderson yapılmış. Aman Allah'ım defans attı ve 94 Nazario. Çıkıyor musun? Allah kahretmesin. Bakalım kimi gönderdi. 46 MS. Güzel. Yani değişik kartlar var. Neymar o defanstaki İtalyan Bastoni miydi kimdi? Bilmiyorum ama değişik kartları var. İyi oynadı ama. Yani çarparak girdi. Bana çarptı girdi ama iyi oynadı. Sıkıntı büyük. Sıkıntı çok büyük. Abi adam anında müdahale timi ya. Kardeşim bir sal. Aa. Oğlum adam salmadı lan. Ya sanki şey gibi, bot gibi anasını satayım ya. Her yerde. Ha bunlar manyak. Bunlara karşı şuraya bak adam bizi parçaladı ya. Biz nasıl yeneceğiz bu maçı? Kardeşim senin sakin olman lazım bak. Ben sana söyleyeyim. Yok abi iyi. İyi yani. Çık diyor ama yani. Çıkamam. Lan bitirdi bizi. Van Dijk ne yapıyorsun oğlum ya? Adamın birebir atağında bir sıkıntı yok. Onu savunabiliyoruz da bağlantısını savunamadık ya. Hızlı paslaşmasını savunamadık. Orada patladık. Ha bir tane attık lan. Ama bir şey diyeyim bak. Hiç bu kadar ezildiğimi hatırlamıyorum ya. Gerçekten bak. Çok iyi rakiplere karşı oynadık. E-sporcular da dahil. Hiç bu kadar ezilmemiştim. Adam bizi parçaladı ya. Hadi bakalım. İkinci maçımız. Bunu kazanmamız gerekiyor. Bak ki abi kiralık hayır bak ki, iki tane var bir de kiralık. Son maçları bir de lan. Cruyff'un Messi'nin bir de herhalde de. Abi kiralık bak bu da manyağın teki. Bu adamlar oynuyor ya. Vallahi bak bunlar oynuyor yani. Bunlar oynuyor. Bu adamlar oyunu biliyor. Biz bilmiyoruz oyunu bak. Yemin ediyorum biz bilmiyoruz oyunu. Yani en azından ben bilmiyorum yani. Ha bizi yine hızlı atak kurtaracak ya. Biz boş ver abi. Biz pas falan çevirmeyelim. Bir şey yapmayalım. Top çevirmeyelim. Hiçbir şey yapmayalım. Biz bulduk mu atalım abi. Araya maraya. L1 üçgen. Çünkü kapalı savunmayı açamıyoruz yani şu anda. Pasla açamıyoruz. Kontra yakalamamız lazım. Alırsın. Sonrası. Kaç. Geri kaç abi. Şaka yaptım. Aa bu ama bu şey ya üç harfli bu ya. Geleceği görüyor oğlum bu adam.
Yürü lan Mbappe. Mbappe koşamazsın ki. Koşabilir misin? Koştun lan. Koştun oğlum. Dağları deldin tek başına. Çölleri aştın bir tek sen. Olmadı. Karim, Karim. İyi gördük orada, iyi düşündük bir anda. Hadi. Geçti. Ay aşırt sana, aşırt. Niye şeye giriyorsun? Polemiğe girmeyeceğim. Atamaya. Ulan sizin yüzünüzden ağzım kaydı lan. Bu oyun yüzünden ağzım kaydı ya. Diksiyonum bozuldu bu oyun yüzünden ya. Şunu evet. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Bip. Oyuncu değiştirdim. Insigne götürüyorsun ve maçı bitiriyoruz. Değil mi canım kardeşim? Değil mi canım benim? Hocam. Çıktı. Kritik bir maçtı arkadaşlar. Kritik bir maçtı. Rakip bizden çok kötüydü. Önceki gibi kesinlikle değildi. İtalyan da yine bağlantısı mükemmeldi ama atak anlamında o hızlı bağlantısını kullanamadı. Böyle olunca da kazandık. Yani zaten görünüyor. Güzel. Güzel. Bu maçı hak ettik. Abi artık oyuna bakış açımı değiştirdim. Rakip iyiyse, yani zaten iyilere bir şey demiyorum da, bağlantı falan da artık çok umurumda değil. Zaten oynadığımız herkesin bağlantısı bizden iyi. O yüzden çok takmıyorum. Abi benim oyunculara böyle anormal bir şey olmadığı sürece artık çok sinirlenmiyorum zaten. Videolar da daha keyifli oluyor. Bu şekilde devam. Rakibimizi bulduk ama geldi. Hadi bakalım. 44 MS. Abi Moments Cruyff ama Ajax. Bu adam Ajax'ın altyapısından geliyor kesin. Holy shit. Ama CDM ile savunalım dedik de adam zaten çoktan gelmişti bizim yarı sahaya. Mbappe ama şey atıyor. Hem de kapattığı köşeden yiyor diyor benim şey kaleci. Sen niye atamıyorsun çapraza, boş köşeye? İyiydi. Her yerden bir ayak çıkıyor. İyi geçti. Double X yaptı. Follaş olduk. Lan bu ne? Herkes starta bastırıp çıkartıyor kardeşim bizi ya. Bir durun oğlum, bir sakin olun ya. Ah yapma. Dağıldık. Boşluk yoktu, o yüzden vurmadım. Gerçekten boşluk yoktu yani. Bulmaya çalıştım ama görüyorsunuz. Adam inanılmaz kapatıyor ya. Yedik. Yani bence tam şu anda çıkmanın zamanı ya. Aynen, adam göremiyor beni, sahadan sildi. Ben çıkayım abi. Yani gerek yok çünkü. Edebimizle çıkalım. Bize acil böyle bir 7-8 gol atıp morallenebileceğimiz bir maç lazım. Yoksa gidişat kötü. Evet. Serial R9 Skiller. Çok iyi. Çok iyi. Skiller geldi. Şimdi izleyin. Şovu izleyin şimdi. Heh, başladı bak. Penaltı. Benzema mı? Klas. Klas. Çok klas. Arkadaş bu bölüm eziyet bölümü mü? Ne oğlum bu? Ben kimin birinin günahını mı aldım? Lütfen gir maça. Heh, girdi.
Yorum yapmıyorum. Yorum yapmayacağım. Güzel gol, güzel gol. Ya iyi düşündük. Paslar çok tehlikeli ya. Çok iyi. Bak ha. Gördünüz mü? Bak doğru adam seçmenin defansı nasıl etkisi oluyor. Orada bana gidip de Nuno Mendes'i verseydi o büyük bir ihtimal o gol yemiştik. Bu işte çok önemli abi. Defansa doğru adamı tekte seçebilmek inanılmaz. Oyundaki temel şeylerden biri ya. Bunu yaparsan defansında hiçbir sorun olmaz. Çünkü doğru adamı seçtikten sonra yapman gereken tek şey zaten pas arası. Kötü. Yukarı oynayacak. Offside. Onu oynan. Ne? Nasıl gol abi o ya? Ben yukarı oynayacak diye şey yaptım, orayı tuttum. Ondan değil mi? Nuno Mendes bozdu galiba. İyi gördü. Kale. Ya ben artık yorum yapmayacağım ya. Yorum yapmayacağım. Ne yapıyor abi Alisson, ne yapıyor? Alisson bunları çok yapıyor bu arada. Manyak ya. Bomba, resmen canlı bomba. Kapat kardeşim, kapat. Her yeri kapat. Her yeri kapat. Tamam, en iyi sen defans yapıyorsun. Tamam. Çok riskli bir... Gelmesen gel. Olmadı maalesef. Yani gördüğünüz gibi çok çok bir uçurum yoktu rakipler aramızda. Bazı o kritik noktalar maçı belirledi. Evet, 15. maçımız. Joga Bonito. 92 Mbappe'yi çıkarmış kırmızılardan. Ronaldo vardı. Hadi bakalım. Yine İtalyan değil mi? Aynen. Kötü savundum. Bravo Van Dijk. Bravo, bravo. Şu pozisyonu ikinci golü izleyeceğim. Van Dijk ne yapıyordu? Güzel, güzel, güzel. Hadi, hadi, hadi. Atıyorsun. Helal lan. Helal Mbappe. Çabuk döndü. O kadar hızlı kontrol edemez sandım. Bir an kendim gibi düşündüm. Mateus bir de lan. Oha. Bir de Mateus ya. Yapacak bir şey yok. Kötü oldu. Kötü oldu. Adamın defansif orta sahaları bizi bitirdi. Gitti maç. Yapacak bir şey yok. Adamın harbiden defansif orta sahaları bizi parçaladı ya. Ne oynatıyor oğlum? Adam Matheus forvet mi oynatıyor? Kontrol hala kontrol ediyor. Kafa yiyeceğim. Hala kontrol etme peşinde. Yani çok da hak etmedik bu skoru ya. Çünkü gerçekten 2-0'dan sonra iyi döndük. 2-2 yaptık. Adamı bayağı kilitledik. Ondan sonra nerede açıldı abi olay? Üçüncü gol mü? Üçüncü golde. Şu. Ha, burada bu kadar hızlı dönebileceğini hiç düşünemedim ya. Çok çok keskin dönmüş. Oradan sonra zaten baskı falan açtım. Normal. Ama yani yenebilirdik. Kesin vermeyecek ki. Net vermeyecek. Net. Biliyorum. Bas starta. Verecek mi? Veriyor.
Oğlum siz ne çeşit bir insansınız ya? Bak kötü kelime de kullanmayacağım çünkü sinirlenmiyorum artık. Ama bunlar ne çeşit insanlar abi? Ya çok garip bir kitlesi var bu oyunun ya. Vallahi billahi. Kim geliyor? Çok iyi. Çok iyi. O şeyden çıkardın değil mi onu? Ha, ikon alınan oyuncu seçiminden. Güzel. Garanti. Van Dijk. Niye vuramadın? Aferin Benzema. İyi oynadık. Orta yapar bu. Van Dijk yani ona hadi geçtim. Yukarıda Ronaldo niye o kadar boş abi? En başta benim hatam. Cruyff'la öyle bir pas vermemem lazım da abi yani bu kadar da şey ya çok saçma yani. Lan topu kapıyorum. Ofsayt yok. Allah'ım ben kafa yiyeceğim. Kafaya bak bu maçta gerçekten çıldırmam az kaldı. Çünkü bu maçı da kaybedersem artık bu maçı çünkü yeni girdim be son ya. Yeni girdim be oğlum ya. Çılgın bir maç oynadık. Daha bitmedi. Yine bir senaryo yazılmış. Bir kurgunun biz kahramanlarıydık. Oynadık. Oldu bitti. Bak 4 maçımız var. Mağlubiyeti vereceksen lütfen şimdi ver. Deniz yine son maça kadar götürme ya. Hep aynı şeyi yapıyoruz. Bu her hafta oluyor. Şöyle yok mu beni şu bana son umut bırakmasın anladın mı? Beni gelsin direkt yensin ha. Bak o kadro bu kadro. Attırdı vallahi. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ama kendi de denedi yani. Peki o Sokrates'in ilk koşuşu neydi abi? Yani onun bir dokunulmazlığı falan vardı herhalde ya. Sokrates'e özel mi? Bu arada son maça bırakmak için her şey şu anda uygun. Ben söyleyeyim size. Hep aynısı. Ben bunu yaşadım çünkü. Çok yaşadım. Evet yine uzun süre aradı ve rakibimizi bize gönderdi. İtalyan. Dybala'ya dikkat. Bu adam bence oyunu bilmiyor. Bence bilmiyor abi oyunu. Bu adam bizi yenemez. Götürecek ya. Son maça götürecek. Ben istemiyorum abi. İstemiyorum. Artık son maç final maçlarını kaldıramıyor bu dünya.
Ben biliyorum. Ben başıma geleceği çok iyi biliyorum bak. Çok iyi biliyorum. Tesadüf, bu kadar tesadüf olamaz. Tamam mı? Bak, bu tesadüf değil. Son maçtan önceki bir maç. Bu maç yani tecrübelerime dayanarak zorlu bir maç olacak. Bu maçta mağlubiyet alma ihtimalimiz çok fazla. Hadi bakalım. 40 MS'te girdik. Pele, Cruyff, Cantona, Kimmich, Tonali, Diaz, Cannavaro, Koulibaly, Cuadrado, sol bekini göremedim. Ama takım iyiydi. Van Dijk. Offside, offside, offside. Daha bitmedi lan, daha bitmedi hadi. Kaleci açtı. Amatörlük. Amatörlük. Benim yaptığım büyük amatörlük. Büyük amatörlük. Görüyorum bir de yani. Görüyorum. Bir de görüyorum yani. Alisson, Alisson, Alisson. Yapma oğlum, yapma. Yok abi, bu adam kaya kaya maçı kazanacak ya. Gerçekten kaya kaya. Kaymaktan bir hal oldu adam ya. Bir kaymadığı ben kaldım. Al yine penaltı. Kırmızı ver bari lan, bir kırmızı ver de at gitsin at. Ben çok garip bir maç oluyor bu. Ben de söyleyeyim. Baskıyı kapatmayacağım abi. Başlarım ya. Zaten son 1-2 dakika falan yani o gerçek dakikayla. 2 dakika bile değil. 1 dakika falan. Sakin oynadı. Sakin oynadı. Ama yani şans tabii %100. %100 yani orada almamız gerekiyordu. Lan oğlum sal dedi, sal. Allah'ın adını verdim. O gol olmaması gerekiyordu onun. Onun gol olmaması gerekiyordu abi. Ben yemin ediyorum gol olmayacak diye vurdum ya. Penaltılar. Bakalım ne olacak. Adama 3 tane penaltı attık böyle. Bu sefer yemedi. Bu sefer yemedi. Allah'ım ya, istemiyorum, istemiyorum, istemiyorum ya. Abi yok, yok. Attı bizi, o final maçını attı ya. Atacaktı zaten, öyle yazılmıştı. Çok belliydi. Bak bu maçın kurgu olduğu o kadar belliydi ki. Yani bu maçı benim kazanacağım çok belliydi abi. Çok belliydi yani. Şu istatistik falan yalan yani. Yalan. Normalde rakibimin kazanması gerekiyordu ama ben kazandım yani. Bir şeyi var, bir planı var. Bizim için bir plan yapmış. Ulan da hani şeyden de istiyorum. Videolar da kısa olsun istiyorum böyle hani.
Sürekli 25 dakikanın üzerinde falan oluyor. Beni de yoruyor editlerken. Yok ama görüyorsunuz abi benim yapabileceğim bir şey yok. Yani ben bu bölüm nasıl şimdi 25 dakikanın altında olmasın? Haydi. Ver bize gidelim kanka ya. Ver direkt yapıştır bize. Oh oh bak bu adam tehlikeli. Bu adam tehlikeli bildiğin. Bu adam kart deniyor. Oha oğlum bu nasıl dönüş ya? Abi bir sen manyak lan bu. Harbi manyak bu. Ne yaptı öyle? Bu hastası ya. Bizimkiler de koşarsa işte bir speed boost falan belki. Kardeşim bu Felipe Anderson ne ya? Plase deneyecek. Atacak. Plasesi var çünkü. Bu adam bence istese bizi çok rahat yener de biraz o kartları deniyor gibi. Oğlum adam yürüyerek geçiyor lan. Yok arkadaş normal bağlantılara karşı oynamıyoruz ben söyleyeyim ya yok. Yok yani gerçekten yok. Bunlar normal bağlantılar değil ya. Bizim baş edebileceğimiz şeyler değil bunlar. At. Bir adamın çevirdiği toplara bak işte bir bizim yaptığımız şeye bak. Atarsa biter zaten. Olmadı arkadaşlar. Bu hafta değil. Bu hafta değil. Son maça getireceği çok belliydi de. Bu hafta olmadı ya. Geçmiş olsun. Van Dijk orada alamadı yine. Maalesef arkadaşlar olmadı. Oyun sonuna kadar getirdi ama son maçta inanılmaz bağlantılı bir rakibi bize verdi. Çok kötü değildik, çok iyi de değildik. Yani gol beklentilerini görüyorsunuz. Adamın 2.8 gol beklentisi var, 4 golü var. Yani yenebilirdik. Çoğu pozisyonu zaten ben ultra atak açtıktan sonra buldu. Zaten bir tanesini de attı. Yani yapacak bir şey yok. 11'e bakalım abi. Bir de 11'in ödüllerini görelim. Hiç Tots zamanında bir kere bir 11 ödülü aldım. O da Almanya varken. Almanya Tots'ları varken. Bakalım bundan ne gelecek? 3 tane 91 artı büyük liglerden oyuncumuz var. Bunu şimdi açmayacağım çünkü video çok uzun oldu. Gerçekten. Bir sonraki bölümde ödül videosu yapacağız zaten. Kadroyu değerlendirecek olursak da kadro güzel. Benzema bazı yerlerde ağır kaldı. Yani birkaç pozisyonda bastığım anda vurabilseydi yani çok da öyle hemen bastığım anda değil de normal vurabilseydi alırdık. Yani birkaç tane pozisyonu atabilirdik. Onun dışında Mbappe iyiydi bu bölüm fena değildi yine. Van Dijk biraz sıkıntıydı. Onun dışında Alisson biraz sıkıntılı bir kaleci. Yani Alisson bazı hataları vardı ya bir kere çıktı ondan sonra tam alacakken geri döndü almadı falan. Ya oluyor bazen işte oyun saçmalatabiliyor. Ama genel itibariyle iyi. Umarım güzel kartlar çıkar. Hani bazı upgrade'lemek istediğim yerler var. Özellikle Van Dijk. Oraya kimi alabiliriz? Kunde olabilir. Onun dışında Marquinhos'u düşünüyorum ya. Marquinhos'u düşünüyorum. İnşallah şeyden gelir. Tots'tan gelir. Bakalım ödül videosunda zaten ne olacağı az çok belli olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.